unutmaya çok teşne olsa da bizler TGRT Haber ailesi olarak Çin'de Doğu Türkistan'ı ve Uygur Türk'ü kardeşimi asla unutmayacağız. Çin'in Doğu Türkistan'a uyguladığı insanlık dışı zalimce asimilasyon politikaları tüm dünyanın artık gündeminde. Daha birkaç hafta önce tam 39 ülke, ki aralarında Avrupa'nın en önemli ülkeleri de vardı, Çin yönetimine bir mektup yazmış ve Uygur Türklerine uygulanan zulme son verilmesini istemişti. Bir harekette Amerikan Senatosu'ndan geldi. Senato, Doğu Türkistan'da yaşananları soykırım olarak tanımaya hazırlandı. ABD Senatosu, Çin'in Uygur Türklerine yaptığı katliamları soykırım olarak tanımaya hazırlanıyor. Çin'de Uygur Türklerinin kimlik ve kültürleri ihlal ediliyor. En az 1 milyon Uygur Türk'ü kendi rızası dışında kamplarda tutuluyor. Çin'in bölgede yaşayan Müslüman Uygurlara kampta Çince dil eğitimiyle mesleki ve kültürel kurslar verdiği öne sürülüyor. Kampların durumu hakkında net verilerin paylaşılmaması uluslararası kamuoyunda derin kaygılara yol açıyor. ABD Senatosu Çin'in Uygur Türklerine yaptığı katliamları soykırım olarak tanıyacak. ABD'li bir grup senatör Çin'in Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik işlediği insan hakları ihlallerinin soykırım olarak tanımlanmasına dair senatoya tasarı sundu. Teklife her iki partiden senatörler destek veriyor. Teklife göre Çin, Birleşmiş Milletler 1948 soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi kapsamında soykırımdan sorumlu tutulacak.